Temiz dalga görüntüsü ama İstanbul'da gerçekten böyle bir olay karşımızda. Ve bu dünyanın birçok yerinde büyük felaketler denizlerde görünüyor. İşte buzulların erimesi buna bir örnek. Diğer taraftan hayvanların ölümleri buna bir örnek. Zehirlenmeler buna bir örnek. Yani işte en son deniz salyası işte denilen bir olay. Bunu işte konuşuluyorlar çeşitli sebeplerle. O ona bağlıyor, bu buna bağlıyor ama Rabbimiz, nice insanlar da bunu okuyorlar. Gerçekten insanların elleriyle yaptıklarından dolayı karada ve denizde bozgunculuk meydana geliyor, bozulmalar meydana geliyor. Allah diyor onların elleriyle yaptıklarının o sonuç, bir kısmını sonucu olarak tattıracağız size ki umulur ki artık o ihanetten dönersiniz. Artık yapmanız gerekeni yaparsınız. Pisliklerinizi denize atlatsınız. Göklerinizi denize atlatsınız. Zalince, haince, rezil bir şekilde kimyasal atlatsınız. Haddinizi bilirsiniz. Toprağınızı verimli, doğru bir şekilde kullanırsınız. Ve hamd edersiniz, şükredersiniz. En önemlisi kulluğunuzu unutmazsınız. Böylece Rabbiniz de işte vaktin gelmesi hasebiyle şu anda tam da o belirlenen Rabbim ben mutlaka nurumu tamamlayacağım dediği vakitler. İsa Mesih'in o büyük haberdir. Kıyametten önce Rabbin vaadinin hak olduğunu açığa çıkması açısından o haber. Yani bu tam da şu zamanda bu o ayetin açık seçik bir şekilde ayuka çıkması daha belirgin bir şekilde tam da vaktin gelmesi hasebiyle. Hasebiyledir. Bu yüzden de artık kendinize kıymaktan vazgeçin ve doğruya dönün. Allah'ın indirdiğini tanımayan, onlarla hükmettirilen peşine gitmeyin. Onları seçmeyin. Onların suratına tükürün ve onlara deyin ki biz sizinle cehenneme gitmek istemiyoruz. Çabuk Allah'ın yasasını, adil yasayı istiyoruz. Hep beraber ona geçelim ve kendimize yanlarda olmayalım. İsa Mesih'e, Hazreti Mehdi'ye tabi olun. Kendi iliniz için. Yoksa bunun sonu gerçekten felaket. Yani siz ne olduğunu farkında değilsiniz ama bu sizin hayrınıza gelen bir nimet, bir lütuf, Allah'ın açık seçik bir armağanı. Eğer siz bunu inkar eder, bundan yüz çevirirseniz siz bunun bedelini ödeyemezsiniz. Yani gerçekten bedelini ödeyemezsiniz. Kendinize yazık etmeyin. Bu rahmet ya, bakın insanlar ne halde, bakın bozulmalar ne halde, bakın zalimler ne planlar yapıyorlar. Siz onlara tamamen yer mi olmak istiyorsunuz? Yani o halde niye bekliyorsunuz ki? Allah'ın bu hepimize ikramı ihsanıdır. Bu kötülük olması için değil ki, iyilik olması içindir. Allah'a dönerseniz, iyiliğe koşarsanız, yeryüzünde adalete hakimliği için çalışırsak bu hepimiz bu nimetten hepimiz faydalanacağız. Yani bu Allah bizi görülmemiş şekilde bilgiler ihsan ediyor lütfuyla, keremiyle. Bunun değerini bilelim. Bu nurun etrafında toplanalım. Kendine yazık etmeyelim. Cahillerden olmayalım. Gafillerden olmayalım. Neden? Neden iyilik dururken kötülüğü seçelim? Neden doğru dururken yanlışı tutalım? Hamdolsun bütün güzelliklerin sahibi Allah'a İsa Mesih geldi. Elhamdülillah.